Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği araştırmalar ışığında ekonomik atmosfer önlerine ne çıkarırsa çıkarsın birçok kurumun kendi geleceğini çizmesine imkan sağlayan Deloitte'u dinleyeceğiz şimdi sahnemizde. B2B sektörünün bugününü ve geleceğini bizlere aktaracaklar. Kendilerini davet ediyorum sahneye. Deloitte Türkiye Danışmanlık Lideri Sayın Hakan Göl. Buyurun sayın. Günaydın. Keyifli bir gün olmasını diliyorum. Gülsel Hanım, tekrar teşekkürler işbirliğiniz için ve bana bu fırsatı tanıdığınız için. Bugün B2B'de özellikle fiyatlama konusuna odaklanmak istiyorum. Bugün ne anlatmayacağım? Önce oradan başlayayım isterseniz. Bu trendleri bugün anlatmayacağım size ama kısaca hatırlayalım neler var B2B'de ve sizlerin dünyasında. Tabii ki artık omnikanal B2B'den bahsediyoruz ve B2B'de müşteri deneyiminin ne kadar büyük rekabet avantajı yarattığından hep beraber bahsediyoruz. İkinci konu, B2B şirketleri hem arka ofislerini, yani ERP yazılımlarını değiştirirken aynı zamanda ön yüzlerindeki satış, servis ve pazarlama teknolojileri de dönüştürüyorlar ve değiştiriyorlar. Üçüncüsü, bir önceki B2B Summit'te paylaşmıştık çok detaylı. B2B'de bir pazar yeri gerçeği var. Gülsel Hanım'ın da az önce bahsettiği gibi o B2C'nin 5 ila 7 katı olan, günümüzde 10 katına kadar giden alanda pazar yerleri çok çok büyük yeni iş modeli olarak ortaya çıkmış durumda. Tabii ki B2B'de bir kişiselleştirme ve pazarlama olgusu var ki bunu iyi yapan B2B firmalarının öne geçtiğini de görüyoruz. Ve son olarak belki ülkemiz için daha da önemli bir konu, enflasyonist ortamda tedarik zinciri hiç olmadığı kadar önemli. Hem talep tahmin, hem stok yönetimi, hem entegre iş planlama, yani o B2B'nin çarklarını çevirmek için gerekli olan tüm operasyonel ve planlama altyapısı her geçen gün daha da önemli. Ama bugün bunların detayına girmiyoruz. Bugün fiyatlama konuşacağız. Neden fiyatlandırma? Çünkü iki önemli konu var. Bir tanesi ekonomik etkisi, diğeri de fiyatlandırmanın, çok ilginç, henüz biraz öksüz bırakılmış bir alan. Yani fiyatlandırma mekanizması yeterince B2B'de de kafa yorulmadığını gözlemliyorum. Biraz hem birazdan bahsedeceğiz ne gibi trendler ve teknolojiler var, hangi yatırım alanları var, biraz geride kaldığını bir yönetim görüyoruz. Şimdi neden fiyatlama önemli? Ekonomik tarafa bakalım. Bu Fortune 1000 şirketleri arasında yapılmış bir analizdir. Yani tüm finansal tabloları üzerinden baktığımız zaman şunu görüyoruz. Eğer siz fiyatlamada %1'lik bir iyileştirme yaparsanız operasyonel karlılığa etkisi %12.3. Müthiş bir orandan bahsediyoruz. Yani %1'in etkisi 12.3. Eğer siz değişken maliyetlerinizde bir iyileştirme yaparsanız tasarruf tedbirleriyle 6.7'lik bir iyileştirmeye karşılık geliyor. Yaklaşık yarısı kadar. Eğer birim hacme odaklanırsanız bunun %3.6'lık getirisi var. Ve en sondaki sabit maliyetlerinize odaklanırsanız da bunun %2.6'lık getirisi var. Yani fiyatlandırma konusu ekonomik etki açısından çok yüksek öneme sahip. Dolayısıyla çok güçlü. Çok güçlü bir araç. İki, tek yönlü bir mekanizma fiyatlandırma. Eğer fiyatlar aşağı doğru giderse bunun tekrar yukarı çıkması çok çok zor. Ki B2B'de daha da şirketler birbirini fiyat rekabetine girip öldürdükçe gerçekten daha da aşağı çıkıyor ve yukarı çıkmıyor. Üçüncüsü de demin dediğim gibi şirketlerimizi düşündüğümüz zaman buradaki profesyonelleri tenzih ederek konuşalım. Fiyatlandırma iyi yönetilen bir disiplin değil. Birazdan nasıl yönetilmesi gerektiğine de bakacağız. Şimdi dijital, tabii ki her konunun dijital bağlantısı ve günümüzde de veriyle ve yapay zekayla da bağlantısı var. Neler dönüşüyor? Biraz ona bakalım isterseniz. Aslında sağda gördüğünüz bir fiyatlandırma analizi diye bakabilirsiniz. Üst taraftaki ilk dört mekanizma değer yaratmakla ilgili, yani fiyatı belirlemekle ilgili. Sonraki üç tanesi ise değeri yakalamakla, yani fiyatı yönetmekle ilgili. Yani fiyatı belirleme ve fiyatı yönetme diye iki kavramı ayırabiliriz. Ve birazdan bahsedeceğim her bir alanda fiyat farklılıkları oluşuyor, boşluklar oluşuyor.
Asıl konu da bu boşlukları kapatabilmek, buradaki değeri ortaya çıkarıp ayırabilmek. Bu arada bu grafik sadece fiyata kadar iniyor. Siz bunun altına maliyeti de koyarsanız, yani fatura altı iskontoları ve bütün giderleri koyarsanız, cebinize kalacak cep marjına kadar indiğiniz bir grafik düşünün bunu. Değer yönetimi entegre tabloda böyle bir şeye benziyor. Peki nerelerde biz kaybediyoruz? Bir kere her ürünün, her hizmetin bir potansiyel değeri var. Ya buradaki herkese soralım. Buradaki her bir değeri, ürünlerinizin her biri için biliyor musunuz? Yani sizin ürününüzün potansiyel değeri nedir? Buradan gerçek değere dönüyor. Çünkü burada markanın etkisi gibi faktörler de var. Arada bir boşluk var. İşte bu değer yaratma boşluğunu nasıl doldurursunuz? Ya da nereden feragat etmemeniz lazım? Buradan algılanan değere iniyoruz. Bu arada da bir boşluk var. Buradan hep konuşulur, tüketicinin ödemeye istekliliğine iniyoruz. Yani sizin biçtiğiniz bir değer olabilir ama tüketicinizin de biçtiği bir değer var. Ne kadar ödeyecek buna bakmanız gerekiyor. İşte burada yapısal mekanizmalar devreye girmeye başlıyor. Onun hedef fiyatlarınız var. Burada birazdan bahsedeceğimiz fiyat politikalarınız devreye giriyor. Yani buradan buraya inişte inanılmaz bir kayıp var bu arada bizim gördüğümüz. Daha sonra gerçek fiyatlar. En sonunda tabii ki rekabet koşulları gereği de araya yaptığınız aksiyonlar, kampanyalarla beraber de gerçekten rekabete kaybettiğiniz bir boşluk var. Aslında buradaki her bir boşlukta kazandığınız değer o %1'lik fiyat iyileşmesine doğru gidiyor diye düşünebiliriz. Gerçekte dijital geldi ve birazdan bahsedeceğimiz tüm trendler bunların hepsini etkilemekle beraber fiyatlandırma ana mantığı mekanizması pek de değişmiyor. Şimdi neler var? 6 tane trendten bahsedeceğim. Her biriyle ilgili de açılımları koymaya çalışacağım. En önemli zorluk, yani dijitalin getirdiği en önemli zorluk, farklı kanalların ortaya çıkmasıyla beraber kanallar arasındaki çizgilerin, sınırları kaybolması, işte pazar yerlerinden ve e-ticaretten de bahsediyoruz ve fiyatlandırmanın da giderek zorlaşması aslında. Yani siz izole olarak yönettiğiniz bir bayi kanalınızla artık tüketiciye açtığınız ya da müşteriye açtığınız bir e-ticaret kanalının olduğunda işte fiyat şeffaflığı ortaya çıkıyor ve gerçekten kanallar arası çatışma başlıyor. Dijital bunu ciddi anlamda çok değiştirdi ve aslında kalıplaşmış B2B kanalları ve fiyatlandırma mekanizmaları yeni modellerle beraber bir nevi yıkılmaya başladı. Burada neler var? Artık şirketler birden fazla kanala hitap edecek fiyatlama stratejilerine dönmeye başladılar. Ve özellikle direkt tüketiciye eriştikleri için de bu kanallar arasında fiyatları iyi yönetmeye başladılar. Aslında en önemli değer burada diye bakıyor diye görebiliriz. Ve artık şunu da söyleyebiliriz sanıyorum. Fiyatın güç dengesi, yani fiyatlama mekanizmasında güç dengesi de artık üreticiden kanala doğru kaymaya başladı. Eğer direkt tüketiciye erişiyorsanız bu güç sizde, erişmiyorsanız başkalarında diye düşünebiliriz. Ve tabii ki B2B satın alıcılar da artık tüketici gibi düşünmeye başladı. Fiyat şeffaflığına bakıyorlar, bilgiler artık görünür, bunları izliyorlar ve gerçekten sosyal kanalların çok ciddi anlamda etkisi var. Bütün bu mekanizmanın içeriğinde yeni fiyatlama teknolojileri ve sosyal dinleme burada önemli mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki klasik değer zinciri, artık üretici, yani tedarikçi üretici, perakendeci, bayi ve tüketici varken gerçekten roller çok karışmış durumda. Artık tedarikçinin bile yan sanayinde gördüğümüz gibi tedarikçi markalarının da tüketiciye artık değer önerisi sunduğu, ana üreticilerin zaten kendi direkt erişim kanallarını kurduğu ve hatta perakendecilerle beraber ortak satışa dönük faaliyetler yaptığı, özellikle servis tarafında ve hatta hani hep deriz ya aracılar aradan çıksın diye, perakendeden tüketiciye de aracıların olduğu bir dünya yaşıyoruz. Aslında B2B2C ekseni ciddi anlamda değişmiş durumda. Ve bu fiyatlama mekanizmaları da birbirine girmiş durumda tabii ki. Dolayısıyla bütün değer zincirinde marj nerede, fiyat nasıl belirleniyor daha zor. Ama bir taraftan da yeni fırsatların olduğu bir alan bizlere açıyor. Enteresan stratejiler, taktikler de var diye bakabiliriz.
Artık B2B'deki o tüketiciye yaklaşma döngüsünün gerçek olduğunu görüyoruz ve gerçekten B2B şirketleri tüketiciye hizmet verir gibi B2B satın almacıya hizmet vermeye başladılar. Direkt tüketiciye erişirken perakende veya bayilerle ortak hareket etme mekanizmaları ortaya çıkmaya başladı. Ve tabii ki burada özellikle veri toplamak için, hani fiyatı belirlemek bir konu, tüketiciden veri almak için de döngülere dahil olan artık B2B şirketleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değer zincirini yönetmek bizler için, B2B şirketleri için çok önemli ve zorlu bir yolculuk haline döndü. İkinci konu yeni iş modelleri. Kısaca söyleyelim neler var. Tabii ki satın alma davranışını etkileyen çok ciddi anlamda davranışlar var ortaya çıkan. Bir tanesi üyelik modelleri. B2B'de de var. Bunu B2C diye düşünmeyin. Üyelik modelleri B2B'de yazılım şirketleri için görüyorsunuz. Buradaki her şirketin satın aldığı lisanslar eminim vardır. Eskiden farklı bir dünya vardı. Şimdi lisans dünyasına dönüştü. Yani B2B yazılım tamamen farklı bir noktaya döndü. Ve tüketim odaklı, tüketim bazlı hale döndü hatta. Bunu da görüyoruz. Yani artık eskiden, bunu B2B'nin her alanında söyleyebiliriz. Eskiden bir işlemsel bir model vardı. Yani B2B satıcısı satıyor, bir yıl unutuyor müşterisini. Önden bir satın alma var. Değerin henüz ortaya çıkmadığı bir dünya var baktığınız zaman. Ve lisanslar, ürünlere de adım adım ulaşma dünyası var baktığınız zaman. Çok da özelleşme yok bu tarafta. Ortadaki üyelik modelleri, üyelik modeline geçtiğiniz zaman artık daha esnek, daha çevik bir yöntem sunuluyor. Genelde hacim odaklı bir indirim stratejisi uygulanıyor, fiyatlama stratejisi uygulanıyor. Ve de buradaki işte belli özellikleri alarak ya da almayarak fiyatlama mekanizmasının değiştiğini görüyoruz. Yani bir konfigürasyon devreye giriyor. En sondaki esnek tüketim modellerine baktığınız zaman ise yine B2B için bunlar geçerli. Artık gerçek anlamda kullandıkça öde mantığına gidiyor. Yani hiç olmaz dediğiniz hava yolu endüstrisinde bile, yani uçaklara motor sağlayan şirketler bile baktığınız zaman bu modeli uygulamaya başladılar. Yani en geleneksel yerlere kadar yeni modellerin gittiğini görüyoruz. Tabii buradan oraya doğru geçtiğimiz zaman daha CAPEX yatırımından OPEX yatırımına ve hatta nakit akışının alıcı tarafına doğru döndüğü, yani avantajına doğru döndüğü bir yapıya doğru geçiyordur. Ve her birinin fiyatlama stratejisi birbirinden çok farklı. Üçüncü konu kişiselleştirme. Tabii ki bahsetmeden olmaz ama çok kısa tutarak bahsedeceğim kişiselleştirmeden. Buna hiper kişiselleştirme diyenler var, ultra kişiselleştirme diyenler var. Aslında kişiselleştirme kişiselleştirmedir baktığımız zaman. Bireye ya da bir şirkete tek başına yapılan değer önerisi aslına bakarsanız kişiselleştirme oluyor. Bunun ultrası, hiperi aslına bakarsanız yok. Bu tabii ki müşterinin ödemeye istekliliğini belirlediğiniz anda daha iyi bir noktaya gidiyor. Yani eskiden pazar yerlerinde olan, yani klasik pazar yerleri, bir otomobil alacaksanız girdiğiniz showroom'da sizi analiz eden satış danışmanı gibi ya da mücevher almaya girdiğiniz zaman sizin hangi ürüne ne kadar vereceğinizi 3 soruyla anlamaya çalışan satış danışmanı gibi B2B'de de satın almacının ödemeye istekliliğini ölçebileceğiniz, anlayabileceğiniz yöntemler, metotlar gelişmeye başladı. Ve gerçek anlamda da bunu yapan şirketler, en sonunda göstereceğim, karlılıklarını yukarıya doğru çekiyorlar, satışlarını da artırıyorlar. Yine bahsetmeden olmayacak bir konu, bilişsel makinenin devreye girmesi. Bilişsel makine derken tabii ki yapay zekadan, veriden bahsediyoruz. Buradan beslenmeden hiçbir B2B döngüsünün gelecekte var olma şansı gerçek anlamda yok. Burada özellikle otomasyon ve içgörü geliştirmek B2B satış yapan şirketler için önemli hale gelecek. Hani birazcık daha bu büyük veri konsepti çerçevesinde sanki sadece büyük verimiz olunca yapay zeka çalışır algısı oluşuyor değil. B2B'de limitli sayıdaki müşteriye çok iyi analiz ederek fiyatlamayı optimize etmeniz, yukarıya çekmeniz mümkün. Burası önemli bir alana doğru dönüyor. İki alanda fark yaratıyor diye düşünebiliriz.
Biraz bir tanesi robotik süreç otomasyonu. Yani tekrarlı olan insanın yaptığı her türlü süreci otomasyona bağlayıp hız kazanabilirsiniz. Bu çok önemli. Tutarlılık kazanabilirsiniz. B2B'de yine çok önemli ikinci konsept. Ve diğer taraftan da tabii ki algoritmalarla, yapay zeka uygulamalarıyla beraber veriden öğrenen, eski deneyimlerden öğrenen, yani eski satış döngülerinden öğrenen sistemler geliştirmek son derece mümkün. Birazcık buranın, nasıl söyleyelim, endüstride az uygulandığı bir alan olduğunu görüyoruz bu uygulamaların ama çok büyük de fırsat olduğunu görüyoruz. Buradaki önemli konseptlerden bir tanesi CPQ, yani kısaltma kullanıyorum ama çok oturmuş bir kavram olduğu için. B2B'de konfigüre etmek, yani değer önerisini konfigüre etmek, bu ürün hizmet bileşimi olabilir. Buna bir fiyat oluşturabilmek ve sonrasında da okotasyonu yapıp süreci yönetmek gerçekten önemli. Burasının teknolojisi fark yaratacak alanlardan biri diye görüyoruz. Beşinci alan, geleceğin satış gücü. Bu kadar dijitalle donanmış, aslında ekosistemin dijitalle ve bağlantılı hale geldiği bir yerde satış danışmanlarının ve satış ekiplerinin de dijital olarak güçlenmesi gerekiyor. Hem akıl olarak oraya taşınması lazım bakış açısı olarak hem de teknoloji olarak baktığınız zaman. Dolayısıyla onlara fiyatlama ve görünürlük sağlamak sektör için önemli bir adım gibi duruyor. Biz buna omni reps dedik. Yani nasıl omni channel diyoruz, omni kanal diyoruz. Omni satış danışmanı. Teknolojileriyle elinde olduğu, gördüğü, hakim olduğu her şeyde sizin satış danışmanınızın müşteriden bir adım önde olması gerekiyor. Bazen ters oluyor biliyorsunuz. Müşteri daha bilgili oluyor. O zaman zaten golü yediniz, o boşlukların hepsini müşteriye teslim ettiğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla satış danışmanını güçlendirmek çok önemli. İkincisi, buna da algoritmik satış dedik. Satış danışmanına ya da ekibine hangi fiyattan o ürünü ya da hizmeti satabileceğini eğer siz önerirseniz, yani siz derken genel merkez olarak söylüyorum, biliyor musun satış başarısı artıyor. Fiyat da yukarıya doğru çekiliyor. Yani algoritmik satış konsepti satış danışmanının elindeki gücü almak değil, tam tersine ona sen bu fiyattan bunu satabilirsin diyebilmek bunu getiriyor ve başarı şansını yukarıya doğru götürüyor diye söyleyebiliriz. Yine kullanılacak teknolojiler var. Özellikle CPQ teknolojileri, müşteri ilişkileri yönetimi, yazılımı ve teknolojileri ve tabii ki otomasyonun çok olduğu siparişten tahsilata olan tüm süreç, sürece ilişkin teknolojiler önemli alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de buna şunu ekleyebiliriz. Yani müşteri ilişkileri yönetimi dedik, CPQ dedik, henüz çok yok ama eminim ki bu işe kafa yoran B2B şirketleri yatırım yapıyordur. Kontrat yönetim yazılımları. Önümüzdeki dönemde daha da ortaya çıkacak bir iş fırsatı da aynı zamanda. Bu üç sistemi entegre ettiği sürece B2B şirketleri fiyatlandırmadaki başarı şansı artıyor. Görünürlük yaratıyor hem kendisi için hem satış danışmanı için. Ve tabii ki dinamik fiyatlandırma ama nerede? Bulutta. Eğer dinamik fiyatlandırma diyorsak az önce konuştuğumuz birçok kavramı ucunu bağladığımız bir yapıdan bahsediyoruz. Ortada bir özelleştirilmiş teklif var. Optimal bir fiyat var baktığımız zaman. Uygun kanalda bunu vermek ve önermek var. Tabii ki müşteri deneyimini de mükemmel hale getirmek var. Yani eğer biz bulutta bunu konfigüre edebilirsek bu bahsettiğimiz ideal duruma yaklaşabiliyoruz diyebiliriz. Ama bir önemli konu var. Tekil hiçbir teknoloji bunu sağlamıyor. İşin zorluğu bu. Az önce bahsetmiştik bir kısmından. CPQ dedik, siparişten tahsilata süreçler dedik. Ve aynı zamanda CRM teknolojileri dedik. Orada da bitmiyor, üzgünüm. Biraz küçük, uzaklardan LED'de yansımıyor ama bir tarafta sizin iş geliştirmeyi yaptığınız, yani iş geliştirme derken CRM'in altındaki bir fırsatı nasıl yarattınız, o fırsatı nasıl değerlendirdiniz, kalifiye ettiniz, değerlendirdiniz. Sonra o müşteriyi nasıl yönettiniz
Müşteri ilişkili yönetimi altında söyleyebiliriz. Bir taraf olayın sonunda, en sonunda yer alan sipariş yönetimi ve tahsilat tarafı var. OTC teknolojileri diye söyleyebiliriz. Çok iç içe geçmiş iki şey söylemiştim. Müşteri ilişkileri yönetimi ve CPQ teknolojileri. Yani kontratı nasıl yönetiyorsunuz? Bu değer önerisini, deal'ı nasıl yönetiyorsunuz? Ve ürünü nasıl konfigüre ediyorsunuz? Bu önemli. Ve tabii ki fiyatlandırmanın kalanı da fiyatı belirleme ve bunu nasıl raporladığınız, nasıl ölçtüğünüz. Bu teknolojiler iç içe çalıştığı zaman da ciddi anlamda faydaları var. Yani dinamik fiyatlandırmayı biraz böyle değerlendirin. Yani hava yolu şirketinden bilet alırkenki dinamik fiyatlandırma değil buradaki. Neler var? Bunu yapabilen şirketler satışı kapatma süresinde %50 iyileştirme sağlıyor. Bence müthiş bir rakam. Hız çok önemli B2B'de. Hızda hızlı yanıt verebilmek, müşterinizi o anlamda etkileyebilmek hızlı kapatmanızı sağlıyor %50. Sipariş doğruluk oranını %90'a yakına çekiyor. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü müşteri memnuniyetinin, deneyimin önemli unsurlarından biri. Eğer algoritmik satıştan bahsetmiştik. Algoritmik satış yaparsanız, yani yönlendirirseniz, buradaki çapraz satış, yukarı satış fırsatlarında %20'lik artış görüyoruz. Bu da mükemmel bir fırsat alanı. Az önce bahsettiğimiz o boşluklardan bahsetmiştik ki, o boşluklar %5 ila 8 oranında kapanıyor. Yani fiyatlar %5 ila 8 oranında yukarıya doğru çıkabiliyor ya da o hedef fiyata doğru gidiyor diye düşünebilirsiniz. Ve operasyonel bir fayda, %20 ile 30 arasında da bu fırsatı kapatmaya ilişkin harcadığınız efor azalıyor ve buranın maliyeti azalıyor diye bakabiliriz. Yani her eksende ciddi anlamda iyileştirme sağlayan teknolojiler bir arada. Ama olay sadece teknoloji değil, her zaman vurguladığımız gibi. Bunu bir çerçeve diye düşünebilirsiniz. Bu işin ortasında fiyatlama stratejisi var. İlk başta bahsettiğim, bu işi çok iyi analiz edebileceğiniz, rekabete bakabileceğiniz, klasik fiyat rekabetinden öteye bir değer odaklı satışa doğru organizasyonu yönetebileceğiniz aslında alanlar var. Burada değeri nasıl yaratırım, değeri nasıl iletişimini yaparım ve nasıl yakalarımı ateş eden yerler. Bir tarafta bu iş verisiz olmaz dedik. Veri analitiği kısmı var ki fiyat optimize etmek, az önce bahsettiğimiz her bir satış fırsatını analiz edebilmek ve yönlendirebilmek, yani öngörebilmek, algoritmik satıştan bahsetmiştik, ciddi anlamda değer katıyor. Teknolojiden bahsettik, hem fiyatlama teknolojileri var ama o kadar önemli, çok da basit. Ama arkada birazcık veri analizi yapmanız lazım. Ortaya koyacağınız karneler, raporlar bunu çok hızlı bir şekilde iyileştirmenizi sağlıyor. Organizasyon unutmamamız gerekiyor. En büyük engel bu tür maalesef iyileştirmelerin önündeki satış ekibinin kendisi olabilir. Doğru anlamda doğru kişiyi bulmak, eğitmek, dönüştürmek ve bunu mutlaka ve mutlaka teşvik ve primlerle desteklemek, yani ya da teşvik prim mekanizmasını yönlendirmek B2B satışta önemli. Ve tabii ki hangi süreçler ve hangi politikaların altına yazdığınız cümleleri çok çok önemi var. Ki teknoloji konfigürasyonu da ona göre yapabilin. En sondaki birazcık daha bu işin uluslararası fiyatlandırma, transfer fiyatlaması tarafı diye bakabiliriz. Yani özünde B2B'de fiyatlamayı düzgün yapabilmek için bu trendler eşliğinde dokunabileceğiniz alanlar ve bu ekrandakiler diye söyleyebiliriz. Böylece de şirkette değer yaratabiliriz. Birazcık fiyatlamaya doğru odakladık bugünü. Zaten eminim ki değerli konuşmacılarımız önceki trendlerle ilgili sizlerle paylaşımda bulunacaktır. Çok çok teşekkürler. Keyifli bir gün diliyorum.